Twitter yatırımcıları 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya alan Elon Musk'a dava açtı. Musk, yanlış beyanlar vermek ve piyasayı manipüle etmekle suçlanıyor. Görevi kötüye kullanmakla suçlandı. Yatırımcılarla mahkemelik oldu. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almak için harekete geçmişti. Daha sonra Musk, spam ve sahte hesap sorunu nedeniyle 44 milyarlık satış anlaşmasını askıya aldığını açıklamıştı. Musk'ın bu açıklamasının ardından Twitter hisseleri yaklaşık %27 oranında düştü. Bu durum Twitter yatırımcılarını kızdırdı. Yatırımcılar yanlış beyanlar verdiği ve piyasayı manipüle ettiği gerekçesiyle Musk'a dava açtı. Yatırımcıları temsil eden avukat Frank Bottini, dava Musk'ı kanunlara aykırı davranışından sorumlu tutmayı amaçlıyor dedi. Birçok analist, Musk'ın bu yolla satın alma fiyatını düşürmeyi ya da anlaşmadan çekilmeyi planladığını düşünüyor. Kilis'in lezzetleri ve el sanatları İstanbul'da tanıtıldı. Kilis Gastronomi Tanıtım Günü etkinliğine katılım oldukça yoğundu. Tavasından cennet çamuruna, zeytinyağından el sanatlarına Kilis İstanbul'a taşındı. Üreticiler tedarikçilerle buluştu. Turizm açısından müthiş potansiyeli olan bir ildir. Ama yeteri kadar tanınmadığını düşünüyoruz. O yüzden tanıtmak amacıyla İstanbul'da bu ikinci etkinliğimizi yapıyoruz. Yaklaşık 4 saattir üreticilerimiz İstanbul'da tedarikçi firmalarla ikili görüşmeler yaparak ürünlerini pazarlama noktasında çalışmalar yürütüyorlar. İstanbul Şişli'de Kilis Gastronomi Tanıtım Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kentin birbirinden lezzetli yemekleri özenle hazırlandı. Kilis her ne kadar Antep'e çok yakın, işte Hatay sınırında Antep'le Hatay'ın arasında bir yer gibi gözükse, Kilis'in mutfak kültürü diğer iki ilin arasında olmasına rağmen bambaşkadır. Kullandığı baharatlar, yemekte kullandıkları zeytinyağının aroması, bunlar tamamı bu bölgede farklıdır. Kilis lezzetleri ve yöresel ürünlerin buluştuğu etkinlikte tatlar arasında en dikkat çekeni fıstık ve kadayıfla yoğrulan Cennet Çamuru isimli işte bu tatlı oldu. Burada görmüş olduğunuz bakır tepside cennet çamurumuza ilk önce sade yağımızı koyarak tepsimize kadayıfımızı sade yağımızla kavuruyoruz. İçerisine toz şekerimizi, sıvı şekerimizi, fıstığımızı, diş fıstığımızı, 3 aşamalı fıstığımızı ilave ediyoruz. Kilis'in olmazsa olması Kilis tavaysa kendine has yapılışıyla dikkat çekti. Kilis'in en büyük özelliği dişi koyun etinden yapılması ve Kilis'in yerli biberi, yeşil biberi, kırmızı biberi, içerisine kullandığımız Kilis tipi toz biberimiz. Etkinlikte el emeklerine de ilgi yoğundu. Tamamıyla Kilis'e has olan kesme delik işimiz. Mesela şöyle gösterelim. Bununla ilgili bütün ürünlerimiz seccade setlerinden tutun, oda takımlarından tutun, kesme işini çantaya kadar uyguladık. Mesela. Etkinliğin sonunda Kilis Gastronomi Elçisi Yunus Emre Akkor'un öncülüğünde Kilis'in birbirinden lezzetli yemekleri sunuldu.